Ankara'dan hepinize güzel bir pazar günü, güzel bir hafta sonu diliyorum efendim. Başkent Kulisi'ne hoş geldiniz. Türkiye koşar adım seçimlere doğru gidiyor. Eğer gerçekten 14 Mayıs'ta olacaksa artık ikili rakamlara düşmüş durumda. 98 günlük bir süre kaldı 14 Mayıs seçimlerine. Dolayısıyla Ankara'nın başkentin bir numaralı e, gündemi. Aslında sadece başkent diyoruz ama Türkiye'nin hatta dünyanın böyle dışarıdan da çok enteresan konuşacağız şimdi. E, bir şekilde bir ilgi alaka var. Türkiye'deki bu yapılan, yapılacak olan seçimlere dönük olarak. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi'nden değerli bir konu var. MHP Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Mevlüt Karakaya bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Nasıl sahanın havası ee, seçimlere doğru ikili rakamlara düşük düşükledi ben girişte? Yani bir tarafta Cumhur İttifakı, bir tarafta muhalefet Hı. bloku. Saha ve zemin avantajı hangi tarafta? Meteorolojik hava soğudu. <laughs> yani Allah'a binlerce şükür olsun ki e, yani son 6 ayda hele hele e, son 3 e, ayda ciddi bir kuraklık e, söz konusuydu. Evet. Kış aylarında kuraklık ki en tehlikelisi buydu. Tabii. Yani bu hani çevreler yani, düşecek iki hafta sonra neredeyse değil mi kar gelmesi? Tabii tabi kesinlikle yani kuraklığın hani meteorolojik hidrolojik tarımsal kuraklık bir de sosyoekonomik kuraklık son şeyi. Yani sosyoekonomik kuraklığa doğru bir gidiş vardı. Biz Ankara'da, Ankara'nın köylerinde geçen haftalarda yağmur ve kar dualarına çıkmıştık. Allah'a bin şükür ki yani e, hani yeterli olmasa yağdı. da güzel bir kar yağdı, bir nebze yüzümüzü güldürdü. Meteorolojik olarak biraz hava soğudu ama siyasi olarak da e, ısındı. Dolayısıyla siyasi havadaki ısınma zaten e, öteden beri geliyordu ama bugünlerde seçim tarihinin aşağı yukarı belli olmuş olması, e, altılı masanın adayını hala ortaya çıkaramayacak olması ayın 13'ünde mi 23'ünde mi tartışmalar iyice sıkıştı. Bir de altılı masayı veya diğer anlamda millet ittifakını destekleyen vatandaş ya da genel olarak adayı öğrenmek isteyen muhalif e, kitle muhalif kitle dahil vatandaş yani normalde vatandaş da artık e, sabrı kalmadı yani. gına geldi bu işi, diyorsunuz. Öyle yani mi? tadı kaçtı işin e, doğrusu tam ifadeyle. E, yani biraz da böyle beceriksizliklerine ciddi bir e, tepki var. Bu kurumsal olarak sivil toplum örgütlerinden var, sokaktaki vatandaştan var. Yani dolayısıyla bunu bir hani strateji olarak hep ifade edilmeye çalışıldı, sunulmaya çalışıldı ama. Bunun bir strateji değil, bir be, beceriksizlik e, olduğu şeklindeki kanaat çok yani yaygınlaştı. anlaşamadıkları için mecbur mi ötelediler tarihi. E, e tabii tabii. Yani sonuçta bugüne kadar gelinen şeyde e, e, yani e, isimler sözüm ona masada konuşulmadı. Bunu bir strateji olarak acele etmiyoruz, bekliyoruz, seçim kararı alınsın vesaire dediler ama dışarıda da hep isimler konuşuldu. Dışarıda ismi konuşan sokaktaki vatandaş değil. Yine bu altılı masanın genel başkanları konuşmasa bile onların kurmayları olarak ifade edebileceğimiz hatta partiyi bağlayabilecek e, seviyede olan e, parti yöneticileri açık, aleni konuştu. Hatta karşılıklı birbirlerine e, bazı şeyler de gönderdiler. Görevlerinden alınanlar, ayrılanlar oldu. E, dolayısıyla her şey aslında dışarıda, açık açık söylendi. Anlaşmazlıklar da ortada. Artık vatandaş da bu oyundan rahatsız olmaya başladı. E, zaman daraldı. E, dolayısıyla e, orada böyle bir e, sıkışma e, hızlanma yani her Peki, ne kadar 98 gün e, bu rüzgarı tersine çevirmek adına bir bakıma da uzun bir süre değil mi hocam? Yarın ee, bir gün adayı belirlerler hı? bir aday seçerler adayımız bu derler sonra hadi çıkıyoruz ola derler. O kalan süre muhalefetin rüzgarı tekrar kendi lehlerine çevirmesi için bir fırsat oluşturmaya yetmez mi diyorsunuz? Mehmet Bey e, yetmez şöyle yetmez evet bir aday çıkar sürpriz bir aday hiç beklenmedik öyle bir aday olur ki yani vatandaş hay Allah biz niye hiç düşünemedik falan diyecek böyle bir şeyin olması böyle bir sürprizin olması zaten mümkün değil yani muhtemel ne olacağı olabileceği aslında herkes tarafından malum yani ayın 13'ünde mi olur 23'ünde mi olur ...aday açıklandığında aslında malumunda ilanı olacak. Yani bir yıla yakın bir süredir altılı masa bu tartışmaları gündeme getiriyor. Aslında bir muhalif bir yapı ama şöyle bir düşünecek olursak... ...siz bu siyasetin takipçisiniz, gazetecisiniz. Sürekli bu işin içinde günlük, saatlik, anlık olarak yaşıyorsunuz. Yani bize... Ee, şunu diyebilir misiniz? Ee, son iki yılda e, altılı masa ya da onun evveliyatında işte Millet İttifakı oluşumu ya da muhalif kesimin, e, Türkiye'nin bugüne kadar sorunlarıyla ilgili e, bir çözüm önerisine yönelik hani vatandaşı kendisine celbedebilecek bir gündem maddesi bana söyleyebilir misiniz? Yani bir şeyi eleştirmekten başka hatta yani değerleri yok etmeye yönelik bir takım şeyler akıllarda kaldı. Yani örneğin babacanı kalkıp işte hava savunma e, sanayi konusundaki böyle göz bebeği e, milli kuruluşlarımıza de. dokunacak, dokunacağız demesi gibi. Ya da ne bileyim e, Meral Akşener'in e, işte biz milliyetçiyiz, ülkücüyüz deyip Diyarbakır'a gidip bir yeniden açılım sürecini başlatacağız demesi gibi yani daha önce bir HD, mutabakat metni hazırladılar ama o şimdi o mutabakat metninden bahsedeceğim yani ona da değineceğim ama yani iki yıllık bir süre içerisinde son bir yılı da masa açısından bakacak olursak benim aklımda iki şey kaldı yani siyasetin içinde Hı -hı. olan biri olarak ki vatandaşında bir erken seçim istediler hep doğru iki yıl öncesinde her gün her akşam yani şu televizyon ekranlarında neyi konuştuk biz? Erken seçim olacak mı? Ya biz siyasilere gazeteciler ne sordu? Programcılar ne sordu? Efendim erken seçim olacağını düşünüyor musunuz? Her an erken seçim olabilir, baskın seçim olabilir vesaire. Yani bunu kim gündeme getirdi? E bunu muhalefet gündeme getirdi. Başka bir şey değil. Erken seçim istiyoruz dediler. Hı hı. Ama erken seçime yönelik de hiçbir hazırlıkları yoktu. Ne politika olarak? E, hala bakın bugün Şubat'ın kaçı oldu ve e aday hala belli değil. 13'ü son anda bile yani her şey bozulabilir. Bugün biz anlaştık diye bir açıklama yapıp şeye girseler e 13 Şubat'taki toplantıya toplantıdan ne çıkacağını kimse Bilmiyor. Yani geçmiş tecrübeler onu gösteriyor. Dolayısıyla son bir yıldır neyi konuştuk? Televizyon ekranlarında, gazetelerde ne tartışıldı? Adayın kim olacağı tartışıldı. Doğru. Aday kim olacak? Yani Kemal Bey ben şunu baştan da söyledim daha altılı masayı kurdukları gün itibariyle kendi kafasında Kemal Bey'in kurmaylarının kafasında Kemal Bey'in aday olarak gösterilmesi şeyi vardı. Yani o süreçte Meral Hanım böyle bir şeyle işte ben başbakan olacağım dedi yani kendini taca attı ya da taca attırdılar. Dolayısıyla o noktada Kemal Bey de diğer partilerin küçüklüğü oy oranında, oy anlamında ağırlıklarının fazla olmamasını da düşünerek kendisinin adaylığının bir şekilde masadan teklif olarak geleceğini düşündü. Aslında öyle bir kurgu yapıldı. Ama e, İyi parti başta genel başkanları olmak üzere e, buna hep karşı çıktı. Hala da karşı çıkıyor. Daha dünkü açıklamalar dört gün Doğru. önce kaç gün oldu e, şeyin e, Cihan, Cihan Paçacının Paçacı istifası e, Özdalı daha geçen gün açıklama yaptı. Özdalı yani ikisi de genel başkan yardımcısı Cihan Bey idi o ayrıldı Ümit Özdalı hala genel başkan yardımcısı onun sözleri daha sert daha ağır yani biz işte onay makamı değiliz. 13 Şubat'ta aday açıklanacağını biz Kemal Bey'den, televizyondan öğrendik. Böyle bir şey yok falan filan. Ee, acaba biri genel başkanın bilgisi dahilinde konuşmadı da o yüzden mi istifa etti? Ama asıl genel başkanlarının görüşü Mehmet Bey bu. Yani iki tane genel başkanı ayartan, ben ayartan diyorum çünkü kendi genel baş şey pardon, belediye başkanlarını ayartan, kendi belediye başkanları değil, yani ittifak olarak yani seçmiş olsanız. Mansur şey Yavaş ve Ekrem Ekrem İmamoğlu'yla ilgili yani ikisini de aday olma konusunda heveslendiren, ayartan, destek veren o şeyi e, yapan ve bundan da çoğu hiç çekinmeden açıklayan ve Kemal Bey'in adaylığına... karşı olan e, Meral Akşener'in kendisidir. Yani sonuçta e, Cihan Pacacı'nın açıklaması sonuç Genel Başkanının yaptığı açıklamalar. Ya şöyle küreği... oldu acaba o zaman yani Cihan Pacacı sen benden izin almadan konuştun o yüzden istifa et Ümit Özdağlı sen bunları söyle hatta daha fazlasını olabilir söyle olabilir yani o nasıl bir şey içindeler yani <laughs> doğrusu onu bilemiyorum en ya ama son ama... yaptığımız programda Meral Hanım altılı masaya bir iyilik yapacak dediniz bunu öteden beri de söylüyorsunuz Evet. Bu geldiğiniz noktada... ...bu fikrinizin hala arkasında mısınız? Neyi e, e, kastettiniz? E, arkasındayım hala devam yani, ediyor yani Altılı Masa'da Görüşünüz. şu an itibariyle... ...bir konsensus var mı? Yok bu konsensus olmamasının... ...en büyük sebebi kim? Şimdi e, şöyle baktığınızda... ...Altılı Masa'nın diğer... E, ...şeylerine, aktörlerine baktığınızda... E, ...Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili... ...herkes bir hemfikir e, olmuş. Yani e, burada bu işi Kabul etmiş bu hale getiren diğerleri. ondan sonra iki tane alternatif ortaya çıkarmaya çalışılan çalışan Meral Akşenerdir yani bu masaya bir iyilik yapacak dedim yani iyilik tırnak içinde söylüyorum İyi elbette göndermeli bir iyilik yapma yani dolayı çünkü böyle iyilikler burada aslında bir uzlaşı yok. Şimdi Mehmet Bey bazı şeyleri belki daha yarın daha net anlayacağız her şey ortaya çıktığında Tabi burada iki şey var iki sandık gelecek yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile ilgili sistemine geçişle birlikte millet yürütmeyi yani hükümeti doğrudan doğruya seçiyor Cumhurbaşkanı üzerinden hmm. yasamayı temsili Türkiye Büyük Millet Meclisindeki temsili de doğrudan doğruya seçiyor. Yani eskiden neydi sistem? E, millet kendini temsil edecek milletvekillerini seçiyordu. Milletvekilleri onların adına gidiyordu. Hem hükümeti seçiyordu hem de e, cumhurbaşkanını seçiyordu. Evet. Şey buydu. E, tabii ki o zaman da yani sonuç itibariyle milletvekillerini seçse de partilerin parti e, disiplini içerisinde genel başkanların e, burada e, rolü son derece büyük oluyordu. Yani hükümet temsili olarak, temsilcilerimiz aracılığıyla seçilirken burada doğrudan doğruya milletin kendisi tarafından hı hı. seçiliyor. Şimdi e, Cumhurbaşkanlığı seçimi var, milletvekilliği seçimi var. Burada iki türlü olaya yaklaşıyorlar. Bir, Cumhurbaşkanlığı konusunda e, e, daha önce ne diyorlardı? Efendim biz Cumhurbaşkanlığı'nı alacağız, meclisinde çoğunluğunu anayasa cumhurbaşkanı bu masanın adayı olacak. Aday olacak. Diye her bildiride söylüyorlar yani, buna. ondan sonra ne diyorlardı? Ee, biz bu sistemi değiştireceğiz. Sistemi nasıl değiştireceksiniz? Anayasa 360, anayasa 360, 360 asgari 360. 360 da yetmiyor. Tabii. Millet evet derse yetiyor. Ee, ya 400'ü hedef alan 360'ı tabi bunların bir hayal olduğunu böyle bir şeyin mümkün olmayacağını kendileri de biliyorlardı ama böyle seçim yaklaştıkça şeyler değişmeye başladı daha önce ideal işte biz bu ülkenin geleceğini düşünüyoruz İşte bu sistemi değiştirmemiz lazım diye başka bir şey de bulunamadıkları için sistem üzerinden hareket etmeye başladılar şimdi artık gerçeklerle yüzleşmeye başlıyorlar. E, o yüzleşme içerisinde e, Kemal Bey'in adaylığının mümkün ol, yani daha doğrusu Kemal Bey ile kazanılmayacağını ama başka adaylarla kazanmanın mümkün olduğunu söylerlerken fikirleri değişmeye başladı. Kemal Bey ile kazanılacağından değil bu fikrin değişmesi. Şimdi herkes meclis tarafında He. kendimizi nasıl garantiye alabiliriz? Yani Bugün Kemal Bey için. Yani hiç... bu kazanacak aday tartışmaları, kazanır mı kazanamaz mı tartışmaları o, aslında bir pazarlığın dışa yansıması o, o, olarak ilendiriliyor diyorsunuz. Siz. Şu, ben çok samimi bir şekilde şunu... El yükseltmek yani, için ben, ben, mi söylüyor yani? E, tabii ama e, iki kazanam, taraflı. Kazanacak yani, aday derken. E, hiç kimse hani diyorlar ya 6 Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak her partinin genel başkanı Cumhurbaşkanı. Böyle bir şeyin olmayacağını onlar da biliyorlar. Ee, ancak burayı meclis tarafında kendilerini güçlendirecek tabanlarını konsolide edecek peşlerinden yürütecek bir şey olarak görüyorlar. Bir argüman olarak görüyorlar. Ama şunu altını bir daha çizeyim netleşsin. Altılı masadaki liderlerin hiçbiri cumhurbaşkanlığını altılı masanın tekli olsun çoklu olsun aday ya da adaylarından biri tarafından kazan artık biliyorlar. Bundan eminler. Kemal Bey de bu işi çok istiyor. Dolayısıyla Kemal Bey kazanır, kaybeder. Kaybedecekse Kemal Bey kaybedecek. Artık o onun işi. Ee, ama bir aday da çıkmış olacak. Dolayısıyla geçimi <laughs> zaten kaybediyoruz. Kemal Bey çıksın. Bu işin faturası da ...onun üstte kalsın noktasına mı gidiyorlar? Orayı da düşün. Altılı masa tarafından önerilen... ...bir adayla kazanılabileceğini... ...bugün yani ister İmamoğlu'nu çıkarsınlar... ...ister Yavaş'ı, ister Savaş'ı... ...kimi çıkarırlarsa çıkarsınlar. Dolayısıyla burada... ...artık Cumhurbaşkanlığı... ...konusunda bir başarı elde edilemeyeceğinden eminler. Yani onun için... Ee, bir, buradaki büyük aktör kim bu masanın büyük aktörü? Kemal Kılıçdaroğlu. Bakın İyi Parti'nin dışındaki diğer partilerin hepsi bu noktada Kemal Kılıçdaroğlu'yla bu işi halledeceklerini Olar düşünüyorlar. Onlar ikna olmuş yani, durumdalar. İşte, e, ortak liste konuşuluyor. Yani dolayısıyla onların tek bir burada bir şeyi var. Bunu bir eleştirmek anlamında da söylemiyorum. Yani siyasetin bir şeyi, yasal imkanlar çerçevesinde kendilerini bu şekilde koruma bir şekilde bir tane üç tane neyse temsil noktasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girme olarak görebiliriz. Dolayısıyla bunlar bu konuda Kemal Kılıçdaroğlu ya da CHP ile belli bir noktaya anlaşmalarını getirdiler. Evet. Yani sayıda anlaştılar, anlaşmadılar bilemiyorum Siz ama Siz aday Kılıçdaroğlu büyük... olacak diyor musunuz şimdi? Aday istiyor? Kılıçdaroğlu olacak. Yani bunun Öyle mi? bunun dışında yani başka bir e, adayın çıkarılacağı şeyi bu saatten sonra e, pek mümkün görünmüyor. Yani görünen İYİ bu. Parti nasıl vazgeçecek bu kadar sert şimdi açıklamalar yaptığı. Şimdi İyi yaptıktan Parti sonra... de aslında pa şeyini ortaya koydu. Yani İyi Parti de artık Cumhurbaşkanlığı tarafından ümidini kesti. Kesti. Orada kesti ama Niye bu şeyi söylüyor? Ee, Kemal Bey yarın kaybettiğinde, çıkan adayı kaybettiğinde şunu diyecek. Bak ben haklıydım. Dolayısıyla beni zorladılar. Bakın böyle bir stratejik hata siyaset bilimi açısından söylüyorum. Ben siyaset bilimi uzmanı değilim ama siyaset biliminde master da yaptım. Ee, şey diyeyim ama ciddi bir stratejik hata. Niye? Ee, bakın İyi Parti yani hani ee, herkes biliyor Ali Ayşe'yi seviyor diyor ya bizim Ali Kınık. Evet. Yani onun gibi herkes biliyor ki e, e, Kemal Kılıçdaroğlu kazanamayacak, kazanamayacak. Dolayısıyla e, iyi partide yine herkes biliyor ki başından beri Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı. Şimdi, Hocam peki çok özür ke, dilerim. Yani. Ke, ke, herkes biliyor ki Kemal Kılıçdaroğlu kazanamayacaksa şimdi başka bir yerine aday çıkarırlar yani bu kadar önem verdikleri bir seçime o, şimdiden pes etmeleri mümkün mü? Çok, çok doğru yerinde bir soru Mehmet Bey şöyle söyleyeyim Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanamama konusunda yani o konuda algının oluşmasında da iyi parti ve iyi partilerin ciddi bir rolü oldu Altılı Masa kurulduğundan itibaren birkaç ay geçtikten sonra sürekli olarak Kemal Kılıçdaroğlu'yla bu işin olmayacağını sürekli deklare ettiler. Yani şöyle düşündüler Kemal Kılıçdaroğlu baştan düşünceleri aday olmaz ya da Altılı Masa'nın tek adayı ortak adayı bir başkası olur şeklinde hep başka ada. Yani eee İyi Parti biraz bu masa e, etrafında e, şeyle gitmedi. Yani masanın o genel anlayışıyla veya masanın başındaki büyük aktör e, Kılıçdaroğlu veya CHP'de biraz CHP şeyle, duruyor da. E, öyle gitmedi. Yani evet, tam e, böyle her şeyini çok fazla iştahla... Bir, ...uyuyor gibi bir görüntü vermiyor. Şimdi ne oldu? Son günlerde tartışılan... ...işte Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı tek olsun... ...o da ben olayım, Başbakanlık görevlerini de ben alayım... ...tarzında bir şey. Tabii buna CHP'liler falan da... ...şey bakmıyorlar. Aslında... ...CHP yönetimi dahil, CHP tabanının önemli bir kısmı... ...bu anlamda İyi Parti ve başta da... ...genel başkanlarına ciddi bir şekilde kızgınlar. Ama şu şeyi e, geçmek istiyorlar yani bir bir an önce geçmek Deriye istiyorlar. geçmek istiyorlar. Ha bundan sonrası ne olacak? E, biz buradan acaba bir şey alabilir miyiz? Cumhurbaşkanlığı yardımcılığının da yani istemek başka bir şey siyaseten onun da olmayacağını bildikleri için e, olay e, diğer tarafta biz şeyimizi nasıl artırabiliriz? Yani milletvekili sayımızı nasıl artırabiliriz? Bunlar yani bir pazarlık kozu olarak kullanıyorlar yani diyorsunuz. Bu, bu iş bu artık işin pazarlığa döndü. Yani e, hiçbir yani Kılıçdaroğlu'nun adaylığına aslında razı olacaklar ama bu arada fırsat bu fırsat ne kadar kazanç elde edebilirsek onu elde edelim. Motivasyonu hareket ediyor iyi parti öyle mi? Ya, ya iyi parti de öyle diğerleri de Diğer öyle mi? yani sonuç itibariyle e, işte ortak liste niye e, kimin işine geliyor ortak liste yani hepsinin işine gelen bir durum değil daha çok orada meclise giremeyecek. Barajı geçemeyecek parti partilerin de. işine geliyor. İyi Parti burada barajı kendisinin geçeceğini düşündüğü için o işi başka bir mecrada götürmeye çalışıyor. Anladım. Yani diğerlerinin itiraz etmeyip hemen doğrudan doğruya kaç defa açıklamalar oldu? Kılıçdaroğlu'nun adaylığına biz razıyız diye hiçbir çekince ortaya koymamalarının şeyi bu. Sebebi bu. Anladım. Dolayısıyla İyi parti olayı biraz daha farklı alandan götürüyor ama bana sorarsanız burada İyi parti bu süreçte Kemal Kılıçdaroğlu'na karşıtlığını biraz abarttı. Bu da özellikle bu altılı masanın arka plandaki destekçisi. Ee, yani vatandaş açısından söylüyorum Yani pazarlık Özellikle yaparken dağınıklık görüntüsü CHP taban diyelim e, yani oy veren kesimi e, de ciddi şekilde rahatsız etmeye başladı yani hmm. Ya pazarlık yapalım derken krize dönüştü. Biraz ona herhalde Ya Ben çok net bir şekilde kendileri açısından bu süreci çok iyi yönetemediklerini düşünüyorum. Her ne kadar efendim biz bunu geç açıkladık bu bir strateji dense de hayır öyle bir şey olmadığını herkes biliyor. Yani bunda hiçbir şey yok. Şimdi ben size bir şey soracağım. Yani altılı masa kurulduğu günden beri İyi Parti Genel Başkanı başta olmak üzere İyi Parti'nin Tüm yöneticileri, kurmaylarının e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusundaki kanaat ne? Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ortak aday olmayacağı, dolayısıyla kazanamayacağı, bunun mümkün olmadığı e, yönünde, Cumhurbaşkanı adayı olmaması gerektiği yönünde olursa da kazanamayacağı. Öyle söylüyorlar. Söylediler. Peki ben size soruyorum. Ayın 13'ünde Kemal Kılıçdaroğlu aday olacak. Olmazsa Kemal Kılıçdaroğlu'nun o an itibariyle artık yani... Partiyi nasıl Tutacak nasıl olacak Ondan sonraki süreç nasıl gidecek Yani çok açık net bir şekilde Hani bugüne kadar Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda Böyle çok açık net Hani CHP tarafından Kemal Bey tarafından gelen bir şey olmasaydı Ya zaten istemiyordu deyip Bir şekilde bir dönüş yapılabilirdi Belki ama yani bugün itibariyle Bizim Az çok Siyasetle ilgilenen bu gelişmeleri izleyen sokaktaki e, dışarıdaki vatandaşımızın e, kanaati belli. Şunu ben e, merak ediyorum. Hakikaten arkasından İyi Parti mensupları gidip Kemal Bey'e Kemal Bey'e eee hmm. nasıl oy isteyecekler? Hmm. Yani kazanamayacağını bildi bu siyasette önemli. Bu kadar de. laf ediyorsun. Yani kazanamayacağını bildiğiniz yani bunu bir yıldır deklare ettiğiniz, her gün bir kurmayınızın bir açıklama yaptığı e, bu konuda çok açık, net şeyden sonra sahada vatandaştan onları nasıl ikna edeceksiniz kazanacağını? O zaman kazanacağına... şunu diyorsunuz yani Kemal Bey aday olursa İyi Parti açısından bir handikap. Kemal, Kemal Bey aday olmazsa CHP açısından bir handikap bu saatten sonra. E bu saatten sonra söyle, öyle artık yani dolayısıyla hani bunu Peki. strateji olarak söyle şey yaptılar ama yani sonuçta Siz, e, biz bir yıldır bu e, kesimden hiçbir gündem duymadık. Her gün akşam tek bir gündem maddesi oldu Türkiye'nin muhalefet tarafından. O da muhalefetin adayının kim olacağı. Bir strateji olarak değil, mecburen anlaşamadıkları için hep ötelediler, öyle geldi bu iş diyorsunuz. Yani kesinlikle Söyledim. yani sonuçta Hocam peki şöyle enteresan bir gelişme oldu. Pek çok Avrupa ülkesi, Amerika Birleşik Devletleri İstanbul'daki başkonsolosluklarının kapısına kilit vurdular. Geçici bir süre için diye bir terör tehdidi gerekçesiyle. İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu da dedi ki bunu Amerika'nın Ankara Büyükelçisi organize etti. Şimdi başından beri zaten ta hani o Joe Biden 2019 sonunda muhalefete Türkiye'de destek vererek Erdoğan'ı indirelim teklifini yaptığı andan itibaren zaten Amerika bu seçimlere çok böyle olağan dışı bir önem verecek duygusu, düşüncesi çok yayılmıştı. Şimdi bu gelişmelerde böyle seçim takvimi yaklaştıkça Amerika'da seçimlere el attı. Böyle yorumlar mısınız bunları? şimdi kesinlikle öyle yani işin biraz önceki konuştuğumuzun eksik tarafı biraz da bunların böyle bir dönem böyle heyecanlanmaları o sonradan o heyecanda ciddi bir özellikle ekonomik anlamda pandeminin arkasından bazı sıkıntılar Enflasyonun yükselmesi hayat pahalılığı gibi konuların da ortaya çıkmasıyla birlikte bir heyecan oluşmuştu bir dönemde. Hı hı. Ama hükümetin aldığı tedbirler, özellikle hayat pahalılığına yönelik toplumun birçok kesimiyle ilgili hatta kronikleşmiş birçok sorunu e, çözmesi e, dolayısıyla ekonominin yine yoluna girmesi enflasyonun aşağı doğru dönmüş olması e, bu alandan gelen taziki önemli ölçüde düşürdü neredeyse alt e, seviyelere indirdi. Ama bir başka şey de şuydu. E, biraz öncesinde ifade ettiğiniz gibi 2019'da Biden'ın e, açıklamaları ki bu e, konulardaki açıklamalar sadece Biden'dan değil birçok Avrupa ülkesinden de Türkiye'ye muaruz olan birçok kesimden de, kurumdan da sürekli olarak gelen şeyler. Yani şöyle dışarıdan baktığınız zaman ben parlamenterler arası birliğin üyesiyim ee, bir özellikle çok e, bu anlamda işte e, yani dünya parlamenterleriyle birlikte bir araya gelip günlerce çalışmalar e, kongreler yapıyoruz NATO parlamenterler asablesinin üyesiyim yani bu anlamda dışarıya gittiğinizde bazı şeyleri çok daha net e, görmeye başlıyorsunuz e, Türkiye'nin bazı şeylerinden rahatsızlar Niye rahatsızlar? Kendi menfaatleri, kendi menfaatlerinin önüne engel olduğundan dolayı. Bu engeli de e, Türkiye'nin şu an başındaki, Türkiye'yi yöneten Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, şahsiyetine, onun çalışmalarına da bağlıyorlar. Yani hakikaten şöyle söyleyeyim, e, yani uluslararası arenaya çıkıp baktığınızda tabii e, tecrübeli, önemli görevlerde bulunmuş birçok diğer ülkelerin aktörlerini görüyorsunuz. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu geçen süreç içerisinde çok ciddi bir tecrübe edindiğini, yani yaşayarak olayların içerisinden geldiğini, ben de katıldığım birkaç önemli Macron'la olan, görüşmesine katıldım. 8-10 kişilik bir heyetin içerisinde. Yine birçok dünya lideriyle olan şeylerde nasip oldu. Denk geldi, katıldık. Yani orada onları daha bir net bir şekilde görebiliyorsunuz. Onun için Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan, Sayın Cumhurbaşkanımızdan bir rahatsızlıkları var. şu anki Cumhur İttifakından rahatsızlıkları hat safhada. bu noktada Türkiye ile ilgili kendi menfaatlerine yönelik bu dış alanda olabilir, ikili ilişkilerde olabilir. Çünkü biz bölge itibariyle baktığımızda dünyanın en sıkıntılı çatışma alanı olarak... ...yani çatışma bölgesi olarak ifade edilen bir bölgede yaşıyoruz. Bu bölgede durmak kolay bir şey değil. değil. Ee, bakın e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun son dönemlerdeki bazı kurum ve kuruluşlarımıza olan eleştirileri hatta eleştirinin ötesindeki altını masanın diğer liderlerinden de aynı şekilde gelen o şeylere baktığınızda aslında ee, örneğin savunma sanayi konusunda, geçenlerde mit konusunda niye durup dururken e, e, mit mit başkanlığıyla ilgili Hı. Hı. tartışmayı Hemen di yani. diye gündeme getiriyor. Genelkurmay getirip... başkanı da yine aynı şekilde. Aynı şekilde genelkurmay. Niye? E, çünkü şeye baktı Süleyman Soylu İçişleri Bakanı evet. Onunla ilgili zaten sürekli devam ediyorlar. Yani şöyle hafif e, geriye doğru gidip baktığınızda terörle mücadelede gerçekten son derece başarılı nokta operasyonların yapılmasına istihbarat sağlayan hakikaten çok başarılı özellikle 15 Temmuz'dan sonra FETÖ'den önemli ölçüde ayıklanmayla birlikte gerçekten başarıları dillere destan olan ama yani serden geçti bir şekilde kelle koltukta bunu paylaşan kurumlara bir saldırı var. Dolayısıyla Buradaki konsoloslukların kapatılması hani o baştan e, iki şeyi Biden'dan alır gelir e, e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun da e, dostlarımızla iktidar olacağız e, şeklindeki yaklaşımı e, sonradan fırsat bulamadı zaman bulamadı herhalde Almanya olayı biraz e, böyle şeye de geldi e, ters de oldu sanatta İmamoğluyla ilgili İm... gelişme olduğu için o, geri dönmüşler. Geri geri gidecekler. Dolayısıyla ama ne oldu işte e, Amerikası, Londra'sı. Dolayısıyla yani bu konularda buralardan ve uluslararası kuruluşlardan e, sürekli bir destek talepleri var. Onların da zaten yani ortada e, menfaat birliği dediğimiz me, menfaat birlikteliği dediğimiz bir şey var. Yani bunlar diyor ki biz burada iktidar olmak istiyoruz. İktidara gelmek istiyoruz. Onlar da diyor ki biz de bu iktidarı mevcut iktidarı göndermek istiyoruz. Dolayısıyla bizim için bu Bu da onların politikaları, dış politika açısından bakarsan e, normaldir. Ama bu kısım yani diplomasi açısından baktığınızda e, bu etik olmayan e, yani bir ülkenin iç işlerine, seçimlerine karışma, onu etkilemeye yönelik yapılan. Bir güvensizlik çok ciddi... duygusunu mu tetiklemek istiyorlar acaba? Kesinlikle yani buradaki e, olay şu yani birçok açıdan hem ekonomi işte borsada son günlerde olan bir takım şeyler var. Turizm hareketliliğini e, e, etkileyebilir bu e, Bizim özellikle bakın pandemiden sonraki süreçte turizmde ciddi bir patlama oldu. Önümüzdeki dönem hedefleri daha yeni açıklandı e, ve ciddi bir e, Türkiye'nin turizmin den gelir anlamında da baktığımızda e, ve sayı olarak da baktığımızda e, potansiyelimiz olan ama bugüne kadar gerçekleştiremediğimiz bir atılımı e, ortaya bir hedefi ortaya e, konduğu günlerde e, kalkıyor e, işte altı tane e, konsolosluk e, efendim Türkiye'de güvenlikle ilgili Yani bu diplomasi açısından da sayın dışişleri Bakanı'nın bu konuda güzel değerlendirmeleri oldu. Yani e, bu açıdan da bakıldığında doğru bir şey değil. Yani kimseye haber bir, vermiyor. Bir da Türkiye... bu bir önceki büyükelçi bu ülkelerin büyükelçilerini yani hepsi aynı ülkeler değil de bu Osman Kavala davasından sonra böyle ortak bir hatırlıyor musunuz? Ya o tabi tabi ki yani o, o da e, burada da öyle iddialar var. Çok yani. sert bir çıkış yaptı sonra e, araya diplomasi girdi e, bir şekilde çözüldü o mesela ama orada da yine Amerikan, o da bir önceki ABD Büyükelçisi'nin bir takım ülkelerin büyükelçilerini organize etmesiyle Hayat, bir sosyal medya paylaşımı olmuştu o zaman. Ke kesinlikle ve burada da yine Sayın Soylu'nun açıklamalarına bakacak olursak, evet. Sayın eee Çavuşoğlu'nun açıklamalarına evet. bakacak olursak yani burada da benzer bir takım şeylerin olduğu ima ediliyor. Psikolojik harp diyor mesela Süleyman Soylu Sayın Bakan. Kesin, kesinlikle Türkiye kesinlikle. Kalpti. Yani böyle bir seçim artık tarihi belli olmuş böyle bir süreçte yani tabii bir ülkede sizin bu şekilde güvenlikle ilgili kaygılarınız olabilir. Yani bu Türkiye'de şu anda öyle bir kaygı duyulabilecek bir ortam da kesinlikle yok. Hadi siz duydunuz ya bunun şeyi nedir? Bunun şeyi e, güvenlikle İsparat, ilgili. Para paylaşımı sarasa, da olmamış Türkiye'ye. Yani, i̇şte onu onu anlatmaya çalışıyorum. Yani böyle bir şey yok. Böyle bir şey varsa böyle bir şeyi paylaşılması lazım. E, devlet olmanın gereği bu, diplomasi'nin gereği bu. Yani bir şekilde e, bir algı oluşturma e, ve e, o algıyla. Ee, bu şeye ama ben şunu söyleyeyim e, bu tür şeyler e, milletimiz tarafından okunduğunda tam tersi etki yaratır yani burada da e, ben bu tür şeylerin belki e, şu an e, seçim sattım haline giderken e, bilmiyorum hani bir şeyi bilerek söylemiyorum ama e, bu benzeri konularda başka e, başka yani, Aksiyonlar da gelebilir mi? Şimdi Mehmet Bey bakın e, PKK ile 2018 yılından bu yara 2016'da başladı yoğun bir şekilde ama e, 2018'den sonra ciddi bir mücadele yapıldı evet. içeride ve dışarıda. Yani sadece içeridekiler değil dışarıdakiler de yani e, bekamız geleceğimiz açısından kendi milli güvenliğimiz açısından e, yani gerçekten... ...çok ciddi bir mücadele yapıldı. İçeri baktığımızda... E, ...savunma sanayi konusunda... ...bu önemli bir şeydi. E, çok ciddi başarılar gösterdi. E, dışarıdan baktığımızda... Enerjide özellikle mesela doğalgaz, küresi, şeyden, Enerjide doğalgazda yeni... Keşifleri, e, ...keşiflerin keşifleri. yapılması... ...hatta bunların bir kısmının çıkarılması... ...bundan sonra da... E, ...ciddi potansiyellerin olduğunda... ...olduğu konusunda kanaatlerin artıp... Çalışmaların devam ediyor olması ve bunların da hakikaten yerli milli kendi şeylerinizde yapılıyor olması, ee, öbür tarafa gittiğinizde küresel e, sorunların çözümünde e, Türkiye'nin e, önemli bir e, ortak partner olması, e, e, hatta baş rolü çekmesi Ukrayna Rusya savaşında hakikaten Türkiye süreci kendi dibindeki o ateş hattında o kadar iyi yönetti ki o şeyin buğday Buda, koridorunun açılması, o tahıl anlaşmasıyla birlikte hakikaten dünyada gıda krizine yol açabilecek bir tehdidi ortadan kaldırdı. Savaşın Do küresel yükünü hafifletti o tahıl anlaşması. Kes, kesinlikle. yani da Ama bunu şey da o kadar dengeli bir şekilde yaptı ki biz gittiğimiz uluslararası toplantılarda yani ne Rusya'nın bize bir tepkisi oluyor, ne de Ukrayna'nın Ukrayna hep geliyorlar, teşekkür ediyorlar e, Türkiye'nin buradaki. Ama Batı çok rahatsız bundan. Batı e, şundan batı rahatsız Rusya'ya sırtınızı dönün. Biz ne diyorsak onu yapın. Kesinlikle. Yani do, dolayısıyla bunların hepsini böyle e, bir şeye aldığımızda Batı Türkiye'nin bir bölgesel güç olma sürecini tamamlamasından küresel güç olma yolundaki şeylerinden rahatsız. Batı Türk dünyası Türk devletleri teşkilatının oluşmasından özellikle Türkiye'nin Türk dünyasıyla geçmiştekinden daha fazla kaynaşmasından rahatsız. Yani dolayısıyla bu noktada Türkiye'yi yalnızlaştırma, izole etme ve bunu da e, yönetime söz dinleyen bir söz dinleyen bir e, şeyin olması gerekiyor. Yani S400'ler diyorsunuz. Şimdi e, o şeyden konuşmadık ama hani o yayınlanan e, 2000 küsur madde eee 2300, 2300, 2300 madde hükümet programı. E, hükümet programından konuşmadık bir beş ama 5 dakikamız var. Şimdi e, o şeyi söyleyeyim o gün daha dün akşam şeyin grup başkan vekili HDP'nin grup başkan vekili konuşuyor. İki gün önce biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisinin genel başkan yardımcısı konuştu. Hani burada HDP HDP nerede dedik? Daha ilk günü Sayın genel başkanımız hatta karikatür şeyiyle anlattı. Masada altı kişi, altında da HDP var. HDP masanın altında diye. Şimdi burada da bu metin ortaya çıkar çıkmaz herkes HDP nerede dedi. CHP'nin genel başkan yardımcısı dedi ki 15 tane madde var dedi. Biz bu 15 maddeyi HDP için koyduk dedi. Dün de HDP'nin ee, grup Başkan Vekili diyor ki, o madde bizimkilerle diyor, bizim isteklerimizle diyor, e, şey yapıyor diyor. E, örtüşüyor. örtüşüyor, çakışıyor. Neyse, yani sonuçta bu bir ortaya açılmış resmi bir şey değil, yasal bir e, şey yok. Yani kendi aralarındaki bir şey. Onu 20'ye de çıkarırlar, ama asıl söyleyeceklerini söylemişler. Yani oradan baktığımızda HDP'ye burada çok açık seçik bir şey var. Yani yumuşadı HDP'li olan. E, şeyleri de önümüzdeki günlerde nasıl bir yol izleyecekler bilemiyoruz. Şimdi öbür tarafa geldiğimizde bakın o kadar stratejik ülkenin e, milli güvenliğiyle doğrudan alakalı hususlar var ki yani şeyler söylemişler. Arada işte şunu yapacağız. Bunu mesela ekonomiye ilişkin öyle kayda değer hiçbir şey yok. Yani hani ekonomiyi e, sorun olarak görüyorlar ama Bugün uygulanan politikalarla ekonomide ciddi bir yol alındı düzelme noktasında. Toplumun birçok kesiminin o kronikleşmiş sorunları dahi çözüldü hakikaten. Mutlaka arada derede kalan olacaktır. İşleyen bir sistemdir. Bu sonrasında da devam edecektir. Ee, bu başka bir şey ama e, burada bir derde çare olacak. Hani deva diyor ya bir tanesi, onun devası şey... E, savunma sanayi şirketlerimize dokunmak. Yani o bu ülkeye deva olacağını zannediyor. Bir deva yok. Yani burada e, baktığımızda ve sonuç itibariyle Mehmet Bey e, o metinde ben şöyle bir şey söyledim valla e, burada da tekrar edeyim. Yani şey yapınca. Valla bir şey dedim. E, bu kış saati uygulaması mı? Evet. E, yani kış saati uygulamasına geçirecek diye. Geri döneceğiz diyor. Yani o dedim fena değil bizim torunlar sabah yani kalktığında daha karanlık falan diyorlar ama yani sabah bu, bu sefer de akşam karanlık olacak dönüşte karanlık olacak. Yani bir e, tek o fikir mi iyi diyorsunuz? yani işte o ya, yani bakın yani o kadar onca şeyde ya bırakın Allah aşkına 2000 tane değil de 2000 tane değil de iki tane adam gibi bir şey ekonomi deyin bilme yani bunun içinde işte bu tür şeylerde... de 2000 tane şeyi doldurmuşlar ee, Dolayısıyla e, ben e, bunu e, şey yaptığımda e, söylediğimde e, bir büyüğüm dedi ki e, ya dedi Tamam dedi kış saati uygulaması da dedi Bunlar zaten anlaşana kadar kışta geçecektir. <laughs> <laughs> ya bu, bu tabii günler uzuyor artık. Şimdi. Ya bu bunu bunu ikinci hani saati vatandaşlar öyle bir şey gelir. Karanlıkta değil al, artık karanlıkta okula e, gidecekler. Yani alı, vatandaş hani bu konuda hakikaten böyle bir e, genel olarak bir talebi olur, yapılır, uygulanır. Dolayısıyla bu zor bir şey değil ki bir karardır yani. E, burada e, sistem değişikliğine de gerek yok. Bunun için hükümet değişikliğine de bir kararla gerek yok. Değişir bu. Bir kararla. Yani anlatmaya çalıştığım bunun gibi bir takım şeylerle e, doldurulmaya çalışılmış. Güçlü yani, vaatler yok diyorsunuz. E, bakın, süremiz sistemi değiştireceğiz diyorlar, değil mi? Sistemle alakalı hiçbir şey yok. Yani sistemi değiştirmeyi gerektiren şeyler değil bunlar. Var. Anlatmaya çalıştığım. Hocam diye. çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür sağ ediyorum. bize vakit ayırdığınız Estağfurullah. için. Estağfurullah. Ee, Sağolunuz. Efendim bu hafta e, izlediğiniz Başkent Kulüsü'nde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Mevlüt Karakaya konuğum oldu. Bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.